Yarın Dünya Parkinson Günü. Türkiye'de 150 bin Parkinson hastası var. Hastalığı sohbet havasında geçen beyin pili ameliyatıyla hafifletmek de mümkün. İşte bu ameliyatla eski sağlığına kavuşanlar buluştu. Ünlü müzisyen Durul Gence bu ellerle yıllar önce değil davula vurmak bir kağıda ismini bile yazamıyordu. Türkiye'deki 150 bine yakın Parkinson hastasından biriydi. Daha çok yüzümde, yani yüzümde böyle maske gibi bir ifade vardı. Gülmeyi unutmuşum adeta. Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan, genelde ileri yaşlarda ortaya çıkan, hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, maske yüz dediğimiz değişim. Durul Gence'nin hayatını değiştiren beyin pili ameliyatı oldu. Doktorla sohbet ederken yapılan ameliyat sayesinde titremelerinden kurtuldu. Ameliyat benim için milat idi gerçekten mesleki açıdan. Beyin pilleri basitçe beynin içerisine yerleştirilen iki ince elektrot. Onları cilt altından getirip göğüsteki pile bağlayan uzatma kabloları ve pil cihazının kendisinden oluşan sistemler. Biz bu ameliyatları lokal anestezi altında uyanık, konuşarak, hastalarla karşılıklı sohbet ederek, yardımlaşarak yapabiliyoruz. Parkinson hastaları Dünya Parkinson Günü'nde bir aradaydı. Hastalıkları nedeniyle isimlerini bir kağıda bile yazamıyorlardı. Hep umut ettiler. Şimdi yıllarca o boş kalan kağıtlara kara kalem çiziyorlar. El emeği, göz nuru, el işlerini yapıyorlar. Hayk Celalyan uzun yıllar Parkinson mücadelesi verenlerden. Çok sevdiği resim, tenis ve tangoyu da bu nedenle rafa kaldırmıştı. Ameliyatla eski günlerine döndü. Bunu bir hafta önce yaptım. Ne kadar sürdü çizmek? 3-4 saat. Emekli diş hekimi Bengül İzgörense hastalığa 44 yaşında hekimlik yıllarında yakalandı. Sağ kolu ve ayağını Parkinson nedeniyle uzun süre kullanamadı. Pil sayesinde mesleğine döndü. İki kızım var. Onların bir annesi oldu. Annemin de bir evladı oldu. Hayata döndüm yani. Daha birçok hasta var onlar gibi yeni bir hayata merhaba diyen. Ben niye Almanya'dan? Niye gidiyorsunuz?